Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok az malzemeli, tam 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kurabiye yapacağız. Hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı sıvı yağım var, yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ilave ettim. Klasik 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum ve yarım su bardağı da tahinim var. Onu da ilave ediyorum. elimi de batırdım ama önemli değil biraz sonra hamura girecek zaten. Evet, tahinimi de ilave ettikten sonra önce bir çırpma teliyle sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştırmak istiyorum. Evet, sıvı malzemelerim karıştı. Artık unumu ilave edebilirim. Ee, kenarda benim 3 su bardağı unum vardı. Şimdi unumu ekliyorum. Yalnız birazını kabımda bırakacağım. Duruma göre onu da ilave edeceğim. Bir pakette kabartma tozum var. Onu da ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. İşte kurabiyemiz bu kadar basit. Malzememiz bu kadar az. Evet ben şimdi hamurumu güzelce yoğurayım. Muhtemelen 3 su bardağı un alacaktır. Ee, diğer kurabiye hamurlarına nazaran biraz daha yumuşak bir hamur. 3 su bardağından daha fazla un eklemeyelim. Evet ben unumun kalanını da ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi ben hamurumu yoğurayım ve yapımına geçelim. Evet ben hamurumu yoğurdum. E, 3 su bardağı unun tamamını kullandım. Size dokusunu da göstermek istiyorum. Böyle yumuşacık bir dokusu var. E, hamurumuz daha çok toparlansın diye 3 su bardağından daha fazla un eklemeyelim. Evet şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. E, çok basit ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimde yuvarlayıp tepsime dizeceğim. E, kurabiyemizin yapımı işte bu kadar basit ama o kadar da lezzetli bir kurabiye. Ben şimdi hepsini yuvarlayıp tepsime dizeyim ve fırına vereyim kurabiyelerimi. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişirebiliriz. Bugün de sizlerle çok az malzemeli, yapımı son derece pratik olan, 10 dakikanızı bile almayacak harika bir kurabiye yaptık. Hatta kurabiyemizde margarin dahi kullanmadık. Gördüğünüz gibi fırında da çok güzel çatlamışlar ve görüntüleri de harika olmuş. E, bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki bayılacaksınız. Hatta şu an buradaki kokuyu da duymanızı çok isterdim. O kadar güzel kokuyor ki her taraf. Mis gibi tayın kokuyor buram buram. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.